Arkadaşlar merhaba. Bir tedavisi biten bir prostatit hastamın görüşlerini şimdi size sunacağım. 3 ay önce tedavisini bitirmiştim. Bir protokole gelmişti. Kaç günlük tedavi vermiştik size? 7 gün müydü? 10 gün 7 gün müydü? mü? 7 gündü. Bursa'dan gelmişti. Şimdi ben lafı kendisine veriyorum. Kendisi tabii ismini söylemeyeceğiz. Yaşı nedir? Başına nasıl bir şey geldi? Nasıl tedavi aldı? Şimdi durum nasıl? Açıkçası kendisi bir röportaj vermek istedi. Israr etti. Hocam insanlar faydalansın diye bu ağrıyı çekmesinler. Ben bizzat istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bir anlat bakayım. Ne zaman Hocam. nedir? Şikayetin neydi? Beni nasıl buldun? Ne zamandır var? Hocam ben bundan yaklaşık 6 ay önce başlamıştım. 6 ay önce çişimi yapamadım. Önce tuvalete gidip sabah çişimi yapamadım. Ondan sonra gitmediğim doktor kalmadı hocam. Peki çiş işin mi gittin? Niye gittin doktor? Tam şikayetlerin neydi? Yani çişimde yanmalar oluyor. Penisimde ağrı, yanma, çok penisimde soğukluk hepsi oluyor. İlişki nasıldı? Hocam ilişki o ara yani o psikolojiyle mesela ilişkim haftada bir oluyordu ama yani şeyle takviyeyle Keyifsizdi yani. keyifsizdi takviyeyle Siz ne yani. iş yapıyorsunuz? Ben taksiciyim hocam. Taksicisin. Taksiciyim. Peki araba kullanabiliyor muydun o dönemde? hocam araba işte son 3 ay kullanamadım arabayı. Son 3 ay işi bıraktın. İşi bıraktım. Son 3 ay kullanamadım arabayı. Zaten gitmedim arabaya da. Peki eskiden öyle sıkıntıların olur muydu senin 3 sene önce, 5 sene önce ya bu her şey 6 ay önce mi başladı yoksa eskiden bende bir şey var mıydı dediğin oldu mu? Hocam eskiden ben de şöyle diyordum. Bazen erektasyon bozukluğu oluyordu bende. Ama çiş yapmadan problem oluyordu ama yanma falan hiçbir şey olmuyordu. Çişi yaparken sadece lavabonun çeşmesini açıp öyle getiriyordum ben ama ben diyordum ki yani küçük bir problem diyordum ama küçük, çok küçük bir problem değilmiş. Keşke o zaman bulsaydım sizi. O Yani zaman gelseydim. aslında bu prostatit de erkeklerin %40-50'sini etkileyebiliyor ama hafif seyrediyor ya da birkaç gün olup geçiyor ama bazılarında kronikleşebiliyor. İşte bu kimde kronikleşiyor, kimde kronikleşmiyor. Bunu tespitini yapmak çok önemli. Sonra bize geldin Bursa'dan. Geldiğin günü hatırlıyorum. Bayağı ağrım vardı, oturamıyordun çünkü. Hocam bir Bursa'yı anlatmak istiyorum size. Bursa'da gitmediğim doktor kalmadı. Uludağ Üniversitesi'nden bütün özel hastanelerin başhekimlerine kadar gittim. Hepsi dediler ki bazıları psikolojik, bazıları şey. Bir Uludağ Üniversitesi'ndeki bir doktor dedi ki kronik prostatitsin sen dedi. Pozitif düşünmen lazım dedi. Sadece bunu anlatmak istiyorum. Ondan sonra sor hocam şimdi söyleyeyim. Şimdi pozitif düşünce önemli de sadece pozitif düşünmek hastalığı maalesef iyileştirmiyor. Evet. Yani o güzel noktada Sizi pozitif hocam sizi düşüneceksin. de internetten buldum. Tabii bu ağrılarım sızlarım geçmeyince internetten araştırırken YouTube'da sizin videolarınızı bu prosedürle ilgili yaptığınız röportajları izleyerek sizi buldum. İyi ki bulmuşum. Allah sizden razı olsun. Sizden İlk de. geldiğimde çok kötüydüm. Ama şimdi %85 falan %90 iyiyim. Aracımı iyi kullanabiliyorum. Çalışabiliyorum. Yani Turistlere fazla tarif etmeyin ha. yok turistler. İnsanlara güler yüzle bakabiliyorum. Pozitif düşünebiliyorum. Çok Önceden çok. evden dışarı çıkmak istemiyordum hocam. Evden dışarı çıkmak istemiyordum yani. Şimdi arkadaşlar sen kaç yaşındasın? Ben 47 yaşındayım hocam. Arkadaşlar bu hasta 47 yaşında. Bir önceki videoda konuştuğumuz hastamız 25-26 yaşındaydı. Yani bu hastanın çok bir yaş limiti yok. 20 yaşında da olur, 50 yaşında da olur, 60 yaşındaki hastam da var benim. Ama hepsinin genel söylediği şey, hocam dışarı çıkmak istemiyorduk, hayattan nefret ediyoruz. Bize psikolojik deniliyor ama bizim bir sıkıntımız var. Ereksiyon gidiyor, idrar dayanma oluyor. Ki hastamda da öyle. Peki şimdi 3 ay önce ben 7 günlük bir tedavi verdim. Her gün geldim, masaj, ozon, antibiyotik. Kültür, PCR'lar ne gerekiyorsa hepsi yapıldı. Şok tedavi dahil yapıldı eş zamanlı. 3 ayın nasıl geçti? Hocam ilk buradan gittiğimde bir 3 gün 5 gün böyle şey yaptı. Ondan sonra yavaş 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 yavaş. Sonra dedim ki kendi kendime yani tuvalete gitmiyorum şey yapmıyorum. O da tuhaf gelmeye başladı. Yani acaba iyileştin mi acaba? Acaba şey mi oldu iyileşti mi diye. Şimdi çok şükür Allah bin kere razı olsun hocam. Sizden Sizden de. iyi ki sizi tanımışım. İyi ki buraya gelmişim. Ben arkadaşlarıma çok şöyle demek istiyorum. Böyle problemi olan utanmasın, sıkılmasın. Tabii. Yani bu hastalık öldürücü bir hastalık değil, öyle şeylerin dediği gibi. Ama tedavisi de olmayınca çektirici bir hastalık. Çektiriyor. Ereksiyon nasıl oldu şimdi? Ereksiyonum hocam %90, %95 diyebilirim. Yani. Çok iyi, memnunsun Çok çok şeyler. iyi hocam. Şimdi biz bu tedavide yaparken arkadaşlar şok tedavisini sadece prostata ben vermiyorum.
penis bölgesine de şok tedavi yapıyoruz. O sertleşmeyi de arttırıyor. Zaten sertleşme olması için penise sağlıklı kan gelmesi lazım. Sinirlerden yeterince uyarı gelmesi lazım. O bölge rehabilite ediliyor. Zaten penisi tekrar canlandırma tedavisi olarak da adlandırabilirsiniz. Prostat rahatladığı zaman penise kan gelmesine izin veriyor. O penisteki soğukluk, o testislerdeki tuhaf tuhaf hisler, çekilmeler hepsi geçiyor. Allah'a şükür bu tedavide hani bir YouTube'da bir hastam yazmış, hocam neden %75-85 diyorsunuz? Aslında %100 olan hastam da var ama çok iddialı konuşmak daha çok erken. Daha öğreneceğimiz çok şey var bu hastalıkla ilgili ve her hasta bize bir şey öğretiyor. Ama inşallah hastalığı daha iyi tanıdıkça daha iyi tedaviler vereceğiz ve hasta geri bildirimleriyle daha da üst noktaya bu tedaviyi taşıyacağız inşallah. Çok geçmiş olsun. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Şimdi hasta niye geldi? Ben çağırdım yakın olduğu için. İşin peşini bırakmayalım. Bir iki gün İstanbul'da kalacak. Kontroller var. Bir iki seans şok masaj yapacak. Ondan sonra 6 ay sonra gelecek. Daha sonra 1 sene sonra gelecek. Ondan sonra da gerekirse takipten çıkartacağım hastamı. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.